Herkese merhabalar, Teknoloji Film Dizi'ye hoş geldiniz. Bu videoda 2020 senesinin en iyi 10 dizisini paylaşacağız sizinle. Videoya geçmeden önce her hafta yüklediğimiz yeni içeriklerden haberdar olmak için Teknoloji Film Dizi kanalına abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. 2020 senesi topluca eve kapandığımız ve alışkanlıklarımızın değiştiği bir yıl oldu. Bu izole zamanlarda hepimizin imdadına yetişen yegane şey ise dijital platformlardan çıkma dizilerdi. Film ve sinema anlamında zayıf bir yıl geçirdik ama diziler hala bizi şaşırtmaya, eğlendirmeye, hüzünlendirmeye tam gaz devam ediyor. İşte 2020'de usta hikaye anlatıcılardan çıkma mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi. 10 numara Better Call Saul. Dizi tarihinin mihenk taşlarından biri olan Breaking Bad'in spin-off'u olan Better Call Saul, Breaking Bad'deki Saul Goodman karakterinin öncesine ve dürüst bir avukatken nasıl kirli işlere bulaştığına odaklanıyor. Bir senaryo harikası olan dizi, Breaking Bad'in yaratıcısı da olan Vince Gilligan'in elinden çıkma. Dizinin en büyük talihsizliği ise Breaking Bad'in gölgesinde kalmış olması. Siz yine de bu hataya düşmeyin. Eğer çok iyi bir drama, oya gibi işlenmiş bir senaryo ve göz dolduran karakterler izlemek isterseniz Better Call Saul'a bir şans verin. Dizi 5 sezondan oluşuyor ve hala devam ediyor. Her bir bölümü ortalama 50 dakikadan oluşan dizinin ilk 4 sezonuna Netflix'ten ulaşabilirsiniz. 9 numara Normal People. Yeni jenerasyonun gözde yazarlarından olan Sally Rooney'nin çok satan romanından uyarlanan Normal People, İrlanda'nın küçük bir kasabasında başlıyor. İçine kapanık bir genç kız ve popüler bir çocuğun ilk gençlik yıllarında başlayan yakınlaşmaları, hayatlarının belli zamanlarında farklı yerlerde tekrar eder. Her seferinde biraz daha değişerek ve dönüşerek. Farklı bir aşk hikayesine ihtiyacınız varsa ve 2020 yıllarında genç olmak nasıl bir şeydir diye merak ediyorsanız Normal People tam size göre. Dizi, ilk gençlik aşklarını, sınıf farklılıklarını, kişinin cinselliğini keşfetmesini ve insanın hayat için çıktığı yolculuğu çok güzel bir sinemasal usul ile anlatıyor. 12 bölümlük bu diziye de Blue TV'den ulaşabilirsiniz. 8 numara I Know This Much Is True. Mark Ruffalo'nun Dominic ve onun ikiz kardeşi Thomas'ı beraber canlandırdığı yapım HBO'nun 8 bölümlük bir mini dizisi. Zihinsel hastalıkları olan ikiz kardeşlerin kendi kişisel trajedilerini de aşarak iyileşme süreçlerini anlatan bu dokunaklı dram 2020'nin Emmy ödüllerinde Mark Ruffalo'ya en iyi aktör ödülünü kazandırdı. 8 bölümlük bu muntazam işçiliği ve Ruffalo'nun kariyer performansını izlemek isteyenler için dizi Bein Connect'te mevcut. Dizinin her bir bölümü 1 saat kadar sürüyor. Yani 8 saatinizi ayırarak diziyi tüketebilirsiniz. 7 numara I Hate Suzy. Hatırı sayılır bir şöhretiniz var diyelim. Bir gün bir hacker tarafından telefonunuzdaki özel fotoğraflarınız çalınıp medyaya servis ediliyor. Ve artık hem şöhretiniz hem de aile yaşantınız tehlikede. Peki ne yaparsınız? İşte I Hate Suzy bu sorunun cevabını arayan bir dizi. Günümüz dünyasının en büyük belalarından biri olan özel hayatın ihlali, ifşa kültürü, medyanın ikiyüzlülüğü gibi konuları Suzy özelinde anlatan bu dizi 2020'nin en iyi işlerinden biri. Şu an sadece bir sezon yayınlanan dizi 8 bölümden oluşuyor. Dizinin her bir bölümü 30 dakika kadar. Yine izlemek isteyenler için Bein Connect'te mevcut. 6 numara Tiger King. Eğer çevrenize bakıp dünyada ne tuhaf insanlar var diye şaşırıyorsanız henüz Joe Exotic ve arkadaşlarıyla tanışmadınız demektir. Netflix'e geldiği anda Amerika başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren bu mini belgesel, insanın ağzını açık bırakan bir acayiplikler silsilesi. Belgesel bize Joe'nun olağanüstü hayatını anlatıyor. Joe, içinde yüzlerce aslan, kaplan, ayı ve daha nice egzotik hayvanların olduğu bir hayvanat bahçesinin sahibidir. Bu hayvanat bahçesinin müdavimleri ise uyuşturucu baronları, tarikat liderleri ve dolandırıcılar. Bu tuhaf ve garip yaşam, bir hayvan aktivistinin Joe'nun işini baltalamaya çalışmasıyla karanlık bir hal alıyor. Çünkü Joe, bu rekabeti engellemek için bir kiralık katil tutar. Tiger King'in hikayesi o kadar tuhaf ki, ancak gerçek olabilir diyor insan. Tiger King anlatılmaz izlenir. Bu 7 bölümlük mini belgesel serisine de Netflix'ten erişebilirsiniz.
5 numara I May Destroy You. Yıl sonu yayınlanan listelerin neredeyse tamamına yakınında 2020'nin en iyi dizisi kabul edilen I May Destroy You, çok travmatik bir olayı inanılmaz orijinal ve yenilikçi bir üslupla anlatan yılın en büyük işlerinden biri. Baş karakterimiz Arabella, ki kendisi dizinin aynı zamanda hem yazarı hem de yaratıcısı, ilk bölümde cinsel saldırıya uğrar. O sırada uyuşturucunun da etkisiyle yarı sarhoş ve yarı baygın olduğu için olayı hayal meyal hatırlayan kahramanımız, dizinin kalanında yaşadığı bu travmatik olayın ışığında erkekleri, kadınları ve diğer bütün kimlikleri sorgulamaya başlar. Ama bunu yaparken işin mizah tarafını da yanına alır. Sosyal medya, modern insanın dertleri, Londra'nın arka sokakları, Z kuşağının kimliksizliği gibi konular ilginizi çekecekse bu dizi çok özel bir iş. Bir sezon ve 30'ar dakikalık 12 bölüm Bain Connect'te mevcut. 4 numara Ted Lasso. Şöyle insanın yüreğini ısıtan, ailecek de izlenebilecek kısa ve eğlenceli bir şeyler arıyorsanız Ted Lasso tam size göre. Apple'ın streaming servisi Apple TV Plus'tan çıkma yapım, İngiltere Premier Lig'de oynayan bir takımın başına teknik direktör olarak getirilen Amerikalı Ted Lasso'nun hikayesini anlatıyor. Futbol ile uzaktan yakından alakası olmayan, Allsight'ı tıraş bıçağı markası zanneden Amerikalı birinin futbolun ana yurdu İngiltere'de takım yönetmesi de haliyle ortaya komik ve eğlenceli bir hikaye çıkarıyor. Ama Ted Lasso tüm engelleri safi iyilik, hoşgörü ve sevgi dolu bir kalple aşmaya çalışıyor. Eğer bu dizinin bir mesajı olsaydı muhtemelen şu olurdu: dünyayı sevgi ve iyilik kurtaracak. Türkiye'den Apple TV Plus'a erişim olmadığı için artık kendi imkanlarınızla internetten bulup izlemeniz gerekecek. Dizi şu an için bir sezon ve 12 bölümden oluşuyor. Her bir bölüm ise 30 dakika. 3 numara How to Eat John Wilson. How to Eat John Wilson açık ara 2020'nin en yaratıcı ve en orijinal işi. Ama How to Eat John Wilson'a tam olarak dizi diyemeyiz. 30'ar dakikalık 6 bölümden oluşan yapım belgesel serisi diye geçiyor. Konu ise şu: bir adam 2 sene boyunca New York'ta gördüğü her şeyi kameraya alıyor. Ama bildiğiniz her şeyi. Kedileri, çöpleri, tabelaları, insanları. Sonra oturup bu görüntülere metin yazıp bunları kurgulayıp bunlardan bir hikaye çıkarıyor. Ama ne hikaye? Modern şehir insanının yalnızlığını, geyik muhabbetlerini, gündelik uğraşlarını, kısacası insan olmanın tüm hallerini inanılmaz keyifli, bazen hüzünlü ve ufuk açıcı bir şekilde anlatıyor. Hani bazen birileri metrobüste kavga etmeye başlar, siz de hemen telefonlarınızı çıkarıp kameraya alırsınız ya. John Wilson da aynısını yapıyor. Ama bizden farklı olarak bunu akşam Twitter'da paylaşıp insanlarıyla alay etmek için yapmıyor. Kendisi ve şehir üzerinden insanın en saf halini anlamaya çalışıyor. Dizi HBO yapımı olduğu için yine işiniz korsana kaldı. 2 numara Rami. Bir bölümünde Lübnan asıllı eski porno oyuncusu Mia Khalfia'yı konuk alan, aynı zamanda Amerika'da yaşayan Mısırlı Müslüman bir gencin hikayesini anlatan ve bunu yaparken inanılmaz komik olan ve hiçbir tarafı kırmayan bir dizi izlediniz mi daha önce? O zaman Rami ile tanışın. Rami Hasan, Mısır'dan ailesiyle ABD'ye göç etmiş bir gençtir. Müslüman geleneklere göre yaşasa da Amerikalı bir yaşamı da vardır Rami'nin. Tüm hayatı bir imtihan ve anlam arayışı olarak gören Müslüman toplumu ile hayatın hiçbir öneminin ve anlamının olmadığını düşünen Batı toplumu arasında sıkışan Rami, kendi manevi yolculuğunda yolunu bulmaya çalışır. Ama bu yolculuk bir Samanyolu dizisi gibi öğretici ya da bayık değildir. Zaten Rami de bir komedi dizisi ve inancın modern yaşamdaki yerini sorarken kimseye doğru ve yanlışı öğretme gibi bir derdi de yok. İlk defa bir Amerikan komedi yapımında birileri namaz kıldıktan sonra gidip bir başka yeri bombalamıyor. Sırf bunun için bile izlenmeye değer şahane bir dizi Rami. Rami'de ilk defa günümüz dünyasını Müslüman bir komünitenin gözünden izliyoruz. İyi haber ise diziyi Blue TV'den izleyebilirsiniz. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ve bir numara, bir başkadır. Biraz hamaset yapıp ülkemizden çıkan bir diziye torpil geçiyoruz ve Bir Başkadır'ı 2020'nin en iyi 10 dizisi listesinde liste başı yapıyoruz. Ama Bir Başkadır sadece Türkiye'den çıkma değil, son yıllarda herhangi bir ülkeden çıkmış en iyi işlerden biri.
Sessiz Sedasız Netflix'e geldikten bir hafta sonra tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen dizi, farklı sosyoekonomik statüden bir grup insanın hayatının kesişmesini ve her bir bireyin kendi içindeki çıkmazlarını anlatıyor. Türkiye'de temsili az yapılmış gruplara yer vermesi, hikaye anlatıcılığına getirdiği yenilik, yerelden beslenmesine rağmen güncel konular hakkında taze bir şeyler söylemesi, müzikleri, rejisi, oyuncuları ile neredeyse kusursuza yakın bir iş. 2020'de başımıza gelen az sayıda iyi şeyden biri de kesinlikle bir başkadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.